Yeni bir videoyla hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevim. Bugün yalnızım ve yalnız başıma alışverişe çıkıyorum. Size dedim ki yanımda götüreyim. Yani yalnız değilim. Sizinle birlikteyim. Şimdi makyajımı yaptım. Hazırlandım. Son aşama olan Flormar'ın Brow Up isimli kalemiyle aydınlatmak istediğim yerlere şöyle bir aydınlatayım sizinle birlikte. Çünkü harika bir şey. Yani bunu hala almayan varsa kesinlikle almalı. Asıl zaten olayı şu olay. Yani onun için aslında üretime girmiş ama biz her yerimize sürüyoruz gördüğünüz gibi. Şu aydınlatmak istediğim her yere sürüyorum. Kalem şeklinde olduğu için de çok pratik. Hatta şimdi Instagram'da linkini de bırakayım. Güzel çünkü. Bakın direkt böyle bir makyajıma ışıltı kattı. Bu arada tırnaklarımı görmezden gelin. Çok kısa geliyorlar şu an gözüme. Kendi tırnaklarım ve ojeler soyuldu. Normal ojeyi bu yüzden sevmiyorum. Yani o kadar alışmışım ki kalıcı ojeye. Böyle soyulduğunda çok kötü hissediyorum kendimi. Burada UV cihazım yok. O yüzden maalesef tırnaklarımı çıkarttım ama yenilerini yapamadım. Bugün alışverişi de ne için yapacağız? Hemen ona geleyim. Şöyle ufak bir konuşma olsun. Sonra devamında artık göreceksiniz zaten. Yarın Ezo ile Murat'ın nişanı var. Onun için bir elbise falan bakmayı düşünüyorum. Zara'yı falan gezeriz birlikte. Onun dışında tırnak almayı düşünüyorum. Onu da büyük ihtimalle ya Action'dan ya Kurivat'tan ya da Primark'tan alacağım. 3 seçeneğim var. Yapıştırma yapacağım eski günlerdeki gibi. Lise zamanlarımda yapardım öyle. Kalıcı önce UV'ye geçtiğimden beri, jel yaptığımdan beri yapıştırma yapmıyordum. Artık bir günlük beni idare eder diye düşünüyorum. Boynum çok kötü ağrıyor. Gerçekten yastıktan düşmüş kafam gece. Ve bu tarafım böyle dönerken şurada bir kilit noktası var. Çok kötü şu anda. Neyse çıkalım. Çıktıktan sonra konuşalım. Ben hazırım dediğim gibi. Üstüme beyaz tişört giydim. Şu kolyemi çıkartayım. Böyle gold takılarım ve ben. Gold saatimi de taktım. Hava çok sıcak. Evet, şimdi tramvaydan indim. Bizim evin oradan bindiğimizde benim güzergahımı anlatıyorum. Şimdi size merkeze gelmek için Çin Sokağı'nda iniyorum. Çin Sokağı bakın bayağı böyle. Ay işkembiş, hemen geçeyim şuradan. Şimdi gösteriyorum. Şurası. Burada iniyorum. Tramvaydan ve istasyondayım. Herkes kafelerde oturuyor. En son ben de belki bir soğuk bir şeyler içmek için oturabilirim. Ama önce şu almam gerekenleri halletmem lazım. Buradan sağ yapıyorum ve Meyer'deyiz arkadaşlar. Hava da gerçekten çok sıcak. Zaten bol bol güneş kremimi sürdüm. Biz neredeyse bir haftadır balkon kapısı açık yatıyoruz. O kadar sıcak yani ama dün işte boynum tutulmuş. Belki de ondan olabilir. Belki de yastıktan düşmüş olabilir. Bilmiyorum. Ve geldim bölgeye arkadaşlar. Size şimdi bir şey anlatacağım. Size Belçika hakkında ufak bir şey vereyim. Tip ne derseniz. Yolda her zaman yolun ortasından yürüyeceksiniz. Neden? Yaya yolu veya şey dışında. Normal trafikte demiyorum. Yani bu Belçika için veya diğer Avrupa ülkelerinde içinde geçerli olabilir. Ben Almanya'da çok fazla görmedim. Ama Belçika'da çok fazla var. Hikayesini de anlatacağım. Şöyle bir gölgeye geçtim. Yol kenarlarından neden yürümemenizi istiyorum. Çünkü yol kenarlarına bildiğiniz tuvaletlerini yapıyor erkekler. Biraz önce yine karşılaştım birkaç kişiyle. Baya böyle metro girişlerinde falan. Bu kenarlarda durmayın yani. Duvarlara yaslanmayın. Eğer Avrupa'ya bir tatile vesaire gelirseniz haberiniz olsun. Ben o yüzden hep yol ortasından yürüyorum. Mesela sıçraması falan da çok kötü olabilir. O yüzden size ufak tips olsun. Hikayesi de şu. İşte yıllar önce birisi tuvaletini yapamıyor ve ölüyor. Yani hikaye daha derindir illaki de ben kısa yoldan anlatıyorum size. O yüzden ülkede böyle bir serbestlik varmış. Yani erkekler için özellikle. Bayağı böyle yolda betondan yapılmış yerler var. Böyle ufak çeşmeleri falan var. Bayağı yolun ortasından bahsediyorum. Oraya bayağı ayakta yapıyorlar. Onlar için orası tuvalet bölgesi yani. Bu da Avrupa'nın kötü yanlarından biri. Neyse şimdi hiç bunları düşünmeyelim. Alışverişe başlayalım artık. Geldim çünkü. Bayağı da kalabalık bugün. Neden bilmiyorum. Cuma diye sanırım. Burası da girdiğimiz daha önce lüks markaların parfümlerinin ve çantalarının satıldığı yer. Hatta indirim varmış. Ama orada şu an çok işim yok. Alacağım bir şey de yok açıkçası. Soldan Zara'ya doğru gidiyorum.
Evet, şu anda Zara'ya girmiş bulunmaktayım. Şöyle şık bir elbise arıyorum aslına bakarsanız. Şimdi güvenlik geldi de çekim yapmak yasak diye. Türkçe de biliyormuş sağ olsun. Konuştuk ama menajerine sorup gelecekmiş. Ben de o sırada hemen çekeyim. Sen dedi çekmeye devam et. Yasak denilene kadar çekebilirsin. Şöyle bir bakayım. Buralarda biraz çok şey ya, böyle eski tip kıyafetler. Şu gömlek falan güzelmiş aslında. Bir de yelekler biliyorsunuz moda oldu. 40 euroymuş fiyatı da. Burada böyle pullu şeyler var ya, çok eski tarz. Şurada elbise gördüm. Bu da çok kumaş günlük. Böyle değişik şeyler gelmiş. Aa, bu tam böyle şey, plajlık. İncecik, çok güzelmiş. Şu yelek takımından asla almadım. Ama alsam mı almasam mı çok kararsızım. Ketenler bu sene daha iyice moda oldu. Burada biraz daha böyle renkler var. Fuşya rengi var ama bu da keten. Aa, bu takıma bayıldım. Şu an üstünde hayal edebilirsiniz. Yine aynı şekilde. Bu keten blazer da çok güzelmiş. Bunlar bu sene aşırı moda olmadı mı? Pinterest sayesinde. Arkadaşlar, ben çaktırmadan çekmeye devam ediyorum. Güvenlik Türk olduğu için ben seni görmedim dedi. Aslında izin vermemiş menajerler ama çaktırmadan çekeceğim. Bulana kadar çekiyorum. Beyaz bir elbise de alabilirim aslında, tam yazlık. Çok güzel gözükebilir. Şu boğazdan bağlamalı bir detayı var. Bedenlerini bulabilirsem birkaç tane elime alacağım ve deneme kabinine gideceğiz arkadaşlar. Orada daha rahat çekerim. Öncelikle kombin çek. Böyle kumaş pantolon, çok salaş bir kombin yaptım bugün. Ama şimdi dar elbiseler deneyeceğiz. Böyle iki tane basic elbise aldım. Sadece şunun şöyle bir bel detayı var ve boyundan bağlamalı. Bu dümdüz, saten gibi ama asla saten değil. Değişik bir kumaşı var. Deniyoruz. Sıra bekledim bunları denemek için. Şu düz siyah olanı denedim. Yani basenli kızlar için pek uygun olmayabilir. Hatta ben böyle üste çektim çünkü boyu kısa. Tamamen aşağıya indireyim. Tamamen aşağıya indirdiğimde bu şekilde duruyor. İyi güzel bir elbise. Ama içime sinmedi. Olur. Olmazsa da başka mağazalara. Başka Plank Vera falan bakacağım. Ve beyazı denedim. Bunu bir beğendim ama bilmiyorum, bir şeyler eksik gibi. Şöyle burada. Ama bedeni mi olmadı? Arkadan duruş bu şekilde. Asla karar veremiyorum. Keşke Emre Bey burada olsaydı. Beyaz topuklularım mı olabilir? Yanımda getirmiştim onları. Bakacağız. Şimdi de Plank Vera geldim arkadaşlar. Bir tane elbise buldum sadece, yine siyah renk. Deneyeceğim bakalım, olursa olur, olmazsa artık bilmiyorum. Burada da kadın varmış. Aşağısı erkek zannediyordum. Emre'ye bakmaya indim ama. Neyse, şunu da bir deneyim. Değişik bir model. Güzel durmazsa zaten size çekmeyeceğim büyük ihtimal. Çünkü çok göğüs dekoltesi olan bir şey. Ve bende de biliyorsunuz çok fazla göğüs yok. Öyle, bunu bir deneyeyim de. Çok alakasız alışverişlerle devam ediyorum. Şimdi iki tane güneş gözlüğü aldım. İki tanesi 20 euroymuş. Çok güzeldi. Kaliteli güneş gözlükleri. Burada bir tane mağazada. Hemen oradan aldım, çıktım, çekmedim. Zaten küçük ve içerisi kalabalıktı. Şimdi Bershka'ya giriyorum. Elbise hala bulamadım. Umarım burada bulabilirim. Burada da bulamazsam artık yine son çare Primark'a gideceğim arkadaşlar. Ya da Zara'daki beyaz elbiseyi alacağım. Bershka'da biraz daha renklere geçtim arkadaşlar. Mavi ve böyle yeşil tül elbise aldım. Şimdi deneyeceğim bakalım nasıl olacak. Bedenlerini de buldum. Yani bilemiyorum. Mavi'den biraz emin değilim ama yeşil de olabilir gibi geliyor. Yine sıra bekleyerek kabineye girebildim. Işık çok kötü vuruyor bu arada yukarıdan. Neyse, böyle iki tane elbise aldım yanıma. Bu böyle takım gibi bir şey. Şimdi deniyorum. Umarım bunlardan biri olur. Story attım. Zara'daki elbiselerden herkes beyazı al demiş. Şimdi bakacağım tekrar. Olmazsa onu alırım. Ya da dediğim gibi Primark veya başka mağazalara da bakmak istiyorum. Artık olmazsa Inditex'te bulamadım diyeceğim yani. Yani bende bir sorun var bu elbiselerde mi bilmiyorum arkadaşlar. Burası baksanıza nasıl kot duruyor. Ama üstü tam oturdu. Yani bunun şöyle durması gerekiyor. Aslında böyle değişik bir elbise. Güzelmiş yani. Beğenmiştim bunu. Ve rengi yeşil. Şu an videoda sarı çıkıyor ama rengi bildiğimiz yeşil yani. Böyle bir şey. Uçuş uçuş aslında iyiymiş ama bilmiyorum.
sırtı da böyle bu arada bağlamalı ama benim şu an sütyenim olduğu için anlayamayabilirsiniz. Ama güzel bir sırt dekoltesi var yani. Benim hiç ortam yok arkadaşlar. Bu çok yazlık oldu. Yani nişan için konsepti bilmiyorum ne kadar uygun olur. Vallahi delireceğim şimdi ama bunu da çok beğendim bu arada. Bu elbiseye bayıldım. Ama bu tam böyle bir alaçatı. Yani elbisesi. Çok güzelmiş. Bayıldım buna. Ve an itibariyle Primark'a girdim arkadaşlar. Şu elbiseden almıştım geçen de. Evde falan giymek için çok güzel. Sonra düz siyah falan bir şeyler almıştım. Onları da size bugün gösteririm. Videoda değildim çünkü onu çektiğimi. Şimdi buradan artık bir elbise bakacağım ya. Çok çeşit var en azından burada. Inditex'te bu kadar çeşit yok ne yazık ki. Ama böyle günlük elbise değil işte biraz abiyemsi durması lazım. O tarz bir şey nasıl bulacağım onu merak ediyorum. Ve biraz daha saten falan olabilir. Şunlar günlük çok güzel masa. Kumaş falan pamuklu böyle tam günlük giymek için. Bakın ne düşündüm biliyor musunuz? Siyah elbiseyi alırsam dedim şu çantayı hani takarım. Böyle parıltılı falan ya her geldiğimde görüyordum zaten bunu. Fiyatı da uygun 7 euro falan. Sonra dedim şöyle büyük gümüş küpe alırım. Tamam mı? Bu siyah düz elbiseyi alırsam. şeydeki. Zarı'daki asla açıma sünmedi ama seçenek yok arkadaşlar. Şu an Primark'ta da seçenek asla yok. Bunlara uygun Trendyol Milan'ın terliğim var yine böyle siyah. Biliyorsunuz onu Trendyol Milan'ın topuklu terliği meşhur. Böyle parıltılı yine üstü. Onu giyeceğim. Düz siyah elbise ve bu kombin. Beyaz elbiseyi alırsam boynu bağlamalı olduğu için kolye takamam ama güzel küpeler takabilirim. Bilmiyorum. Şimdi şunları aldım. Bir üstü de çıkıyorum. Bunları kesin alıyorum. Arkadaşlar ben şimdi çıkıyorum Primark'tan. Tamam mı? Buradan sadece çanta ve aksesuarı aldım. Ve artık elbiseyi de gidip bakacağım denemeden. Çünkü denemekten de sıkıldım. Tamam şimdi hangisini alacağım? Çok kararsızım. Çünkü hiçbiri içime sinmedi. Ya tam anlamıyla of evet bu elbise çok iyi diyemedim. Ya yani dedim mavi elbiseye dedim ama o da burada yani nişana giyecek bir elbise değil. Hani böyle bir tatil planı yapıyor olsaydım o mavi elbiseyi kesinlikle alırdım ama onu da şu an giyecek bir yer yok yani açıkçası. Seneye kadar da eski sezon olacak. Seneye yenileri çıkacak zaten. Yine alırım ama şu an benim nişan elbisesi almam lazım ve nişan yarın. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten çok zor durumdayım şu an. Zara'ya tekrar dönüyorum. Uca kadar gittim. Birkaç tane daha mağazaya girdim. Öyle Inditex veya bilindik markalar değil. Ama orada da bulamadım. Yani aradığım tarzda bir şey. Ama bulacağım inanıyorum. Aksesuarlarımı aldım. Çantaları aldım. Bir tane gold, bir tane gümüş detaylı çanta aldım. Artık ne giyersem. Bu arada evde elbisem var. Bir tane. Ya iki tane. Bir tane çiçek desenli. O çok günlük. Yine aynı şekilde böyle tatillik. Bir tane de siyah var. Onu da pek giymek istemiyordum açıkçası. Ama hani hiç bulamazsam onu giyeceğim. Ama büyük ihtimal beyaz alacağım şimdi. Tekrardan bakayım ben. İçime sinecek mi? Sıcakta da çekilmiyor. Evet tekrardan girdim Zara arkadaşlar. Bu sefer iki farklı şey de buldum. Olursa artık siyah bir tane, iki tane farklı elbise buldum. İkisi de siyah. O denediğim beyazı aldım elime. Tekrar deneyeceğim ve üçünden birini alıyorum kesin. Evet, bir önceki gelişimde denemediğim elbiselerden birisi arkadaşlar. Bu klasik model biliyorsunuz da bunu zaten beyazını falan çok giyen oldu. Yani aslında yazlık gibi de mevsim geçişleri için uygun. Uzun kollu olması birazcık beni düşündürdü sadece. Ve beli şöyle dar olsaymış süper olurmuş. Bakın böyle duruyor. Ben çok mükemmeliyetçiyim ya. Ne yapacağız beni arkadaşlar? Şu tadilat sürem de yok anladınız mı? Yarın giyeceğim yani bugün aldığımı. Hemen gideceğim yıkamaya kurutma yapacağım. Ve hazır olması lazım. Ve şu var. Bunu biraz önce denememiştim. Sanırım beyaza benziyor biraz. Ama aynısı değil. Onu deneyeceğim. Şöyle bakalım. Mesela bu siyah çanta. Altına da siyah topuklularım varsa çok güzel olabilir bu. Bu arada almadığım için hiçbirinin kodunu göstermedim. Bu şekilde bunun kodu. Fiyatı da 40 euroymuş. Bu biraz önce çıkarttım. Mavi elbiseyi çok soran oldu arkadaşlar. O da Belçika'daydı. Bu video yeni adımda bitmemişti. Hemen koşun deneyin. Arkadaki saçım bacım doğruldu gerçekten. Diğer seçeneğimiz bu. Böyle bir şey. Bunun şurada bir detayı var. Arkası bu şekilde. Böyle halter. Atlet yaka gibi değişik. Bunu denedim. Bunun ben biraz önce S bedenini denemişim arkadaşlar. Şimdi X'e denedim. Diğer denediklerinin de hepsi X'e.
Ve sanırım bunun iki sayısı çok güzel oldu. Kesinlikle bu. Şu an düştüm. Bu elbise şu an düştüm. Meğer sorun bedendeymiş arkadaşlar. Evet. Baksanıza şu an hem çok şık duruyor. Hem böyle bir kuğu gibi duruyor. Zaten Instagram'da çoğunluk Sevim beyaz dedi. Bunu alıyorum. Kurtulduk arkadaşlar. Artık kahve içmeye oturabiliriz. Arkadaşlar sonunda hak edilmiş kahvemi içiyorum. Yanına da bir tane ekler söyledim. Panos'a oturdum bu arada. Şurada görüyorsunuz zaten. Yanına da kocaman bir ice latte, ice demişim, hot latte söyledim. İşte sonra bütün siparişlerim şu an burada, aldıklarım. Koluma bakın, çantayı tutmaktan nasıl olmuş. Burada da gözlüklerim var. Gözlükleri şimdi deneyeyim, size göstereyim hadi. Gerçekten doldum. Elleri dezenfekte edelim. Tıkandım yine her zamanki gibi. Giyinme kabinlerinde yerler pamuk pamuktu. Böyle tekstil tozuydu. Kuş geldi yanıma. Burada da kedi köpek gelir gibi kuş geliyor. Daha önceki videolarımda da göstermiştim. Önce bir yudum kahveden almam lazım arkadaşlar. Gözlüğü deneyecek cesareti o zaman bulacağım. Kafede kendi kendime konuşuyorum şu an. Vay, herkes bana bakıyormuş gibi geliyor. Ama şu konuda çok şanslıyım. Burası böyle şey gibi değil. İstanbul gibi düşünün. Hani zaten turistler falan böyle boynunda kamerayla gezer ya. Yani ben şu an öyle bir yerde yaşıyorum. Antwerpen öyle bir yer. Herkes zaten elinde kamerayla, telefonla vesaire sürekli çekim yapıyor. Herkes çekim yapıyor. Yani kendimi o kadar şey hissediyorum, böyle rahat hissediyorum ki burada. Şimdi iki tane aldım zaten. Gözlük söylemiştim. Birisi bu. Çok iyi bence. Bugünkü kombinime direkt oldu. Bir de böyle beyaz çok fazla şey yok, gözlüğüm yoktu. Şöyle bakın, saçta da güzel duruyor. Benim için önemli olan nokta bunlar. Diğeri de düz, sade bir Prada model. Öyle söyleyeyim. Normalde tanesi 15, diğeri 17 euro. Ama ikisini ben 20 euroya aldım. Bu da böyle bir şey. Bu tarz bana yakışıyor bence. Böyle dikdörtgen de yakışıyor. Özellikle toplu saçta. Ama şu beyaz şu sıra favorim olacak gibi gözüküyor. Onu da buraya koyalım. Geri kalanını artık evde göstereceğim. Ben şimdi birazcık şöyle keyif yapayım. Müsaadenizle. Çok yoruldum gerçekten. Sizin görmediğiniz, çekmediğim kısımları da var. Sürekli bir şeyler denedim. Bir oraya bir oraya. Bunlar beni çok yoruyor. Gerçekten online alışverişe o kadar alışmışız ki. Online alışveriş için canını yiyeyim. Kan şekerim düşmüş. Kalktım artık. Gidiyorum, tramvaya atlayacağım. Yine biraz önceki gibi. Evimin önünde ineceğim. Yoruldum. Tek başıma olmaktan ve kararsız kalmaktan yoruldum. De geçen dediğim gibi videoda değindim. Aldıklarım var. Onları göstereceğim. Böyle ev giyim tarzı aldım daha çok. Günlük elbise, böyle kumaş. Şort falan almıştım. Onları gösteririm. Çamaşır yıkamaya birlikte gidebiliriz bugün. Sonra bugün bu videoyu kapatırız. Yani tam benimle bir gün videosu olsun. Alışveriş vesaire olsun. Çok fazla mağaza turları yapamadım. Güvenliğin yanıma gelmesiyle her şey değişti. Ama dedi ki bana, ben dedi menajerime sordum dedi. Yasak dedi dedi. TikTok, YouTube vesaire çekim yapmak yasak dedi. Ama dedi sen Türksün dedi. Ben de Türk'üm dedi. Sen dedi çek dedi. Ben seni görmüyorum dedi. Sen de benden uyarı falan almadın dedi. Sonra öyle birkaç çekebildim yani onun sayesinde. Yoksa onu da yapamayacaktım. Yani yabancı birisi gelse çekemeyecektim. Sonra Zara'da yanlış sıraya girmişim. Ay başıma gelenler. Ama ne kadar bekledim. Önümde belki 15 kişi vardı. Sonra sıra bana geldi ve dedi ki burası değişim kasası. Ve öyle bir bilmiyorum yani. Sormadım da kimseye. Herkes sırada diye girdim ben de dümdüz. Öteki taraftaki sırada yine aynı şekilde sıraya girersem önümde 15-20 kişi olacak. Bir de orada derdimi anlatmaya çalıştım. Allah'tan İngilizce biliyor herkes gerçekten. Dedi tek bir elbise mi dedim. Evet tek bir elbise lütfen dedim. Please dedim. Onlar da tamam dedi. Aldılar falan. Yoksa gerçekten bekleyecek halim yoktu. Elbiseyi bırakıp gidecektim yani. Sabrım kalmamıştı. Neyse böyle aksilikler de olsa güzel bir şekilde günümü geçirdim. Hava çok güzel, sıcacık bir gün. Arada bir iki de güneş gözlüğü sıkıştırdım. Emre görmesin artık. Emre diyecek ki güneş gözlüğü koleksiyonu yaptın yeter. Her seferinde söylüyor zaten. Ben böyle güzel bulduğum modelleri alıyorum. Emre de diyor ki mesela diyor 3 tane olsun diyor. 4 tane olsun ama git diyor işte Prada'dan al diyor. Ray-Ban'dan al diyor. Veya diğer markalardan hangisini istersen diyor. Ama ben de
Böyle işte fotoğraf çekilmelik. Saçımda falan dursun, aksesuar olsun diye. Alıyorum yani, bilmiyorum, yine aldım. Bir de böyle bakın, her yerde polis geziyor zaten. Olay olması imkansız. Burada da bir tane şey var. Nasıl söyleyeyim? Dondurmacı ama aynı zamanda wafflecı gibi bir şey. Burada hep sıra oluyor bakın. Yani şu an açlıktan ölsem şu sıraya giremeyecek haldeyim, öyle söyleyeyim. O yüzden ben gidiyorum evime. Arkadaşlar ben tam aşağıya tramvaya doğru yürüyordum. Emre ile konuştum. Emre işten çıkmış. Emre işe girdi bu arada. Ondan bahsetmedim size. Şimdi işten çıkmış işte. Gülbar annemle birlikte buraya geliyorlar. O yüzden sen oyalan dediler. Ben de Hema'ya girdim. Şimdi burada geziyorum. Şöyle kalem buldum. Kendime kalem alacağım. Birkaç not defteri falan alabilirim. Çünkü ben sürekli not tutuyorum. Yazmayı seviyorum genel olarak. Defter, kağıt, böyle bir temas etmeyi seviyorum. Öyle şimdi burada geziyorum. Emreler gelecek artık benim yanıma. Onunla da gezeriz. Emre, belki Emre'ye yine gömlek falan bakabiliriz. Nişan için belki Emre'ye de bir şeyler bakabiliriz. Öyle. Bir yere gidemedim yani. Hala buradayım. Şimdi size göstereyim. Buradaki şeyleri ben çok beğeniyorum, kırtasiye ürünlerini. Bakın böyle çeşit çeşit kılıfları falan çok güzel. Hepsinin ayrı güzel. Böyle avokadolu var. Böyle ajanda var direkt tarihli. Bu şekilde var. Kamuflaj desenli falan. Böyle direkt numaralı gözlükler de var bu arada. Burada her şey var, böyle kartuşlar vesaire de var. Ama şurası benim favorim. Çok tatlı değil mi ya? İnsan ders çalışası geliyor. Çok güzeller. Şunlar falan böyle planlayıcılı. Ben de kalemi buradan aldım. Şu. Şöyle bunlardan falan almak istiyorum. Hani evimde bir çalışma masası yapıp böyle üstümde düzenlemek istiyorum güzelce. Çok heves ediyorum artık. Bir an önce evimiz olsa. Şöyle bakın, dışı mantar var mesela. Mesela bir parti yapacaksınız. Burada her şey var gördüğünüz gibi. Mesela bir partide ne kullanacaksanız, paketlemelerine kadar her şey burada var. Benim de burası aklımda yani. Artık herhangi bir şey söz konusu olduğunda buradan alırım diye düşünüyorum. Burada kahve de varmış. Bakın bunu görmemiştim. Şimdi size gösterirken gördüm. Burası da şey gibi böyle aslında, yoyosa gibi. Bakın orada da makyaj malzemesi var mesela. Burada böyle yine food bölümü. Böyle cips falan da var. Böyle takılar var. Ah, şu kahverengiler güzelmiş. Buraya da bir bakacağım. Sonra şurada bebek kıyafetleri var. Aliye belki şuralardan bir şeyler bakabilirim. Bakalım. Ay, çok tatlı şeyler var. Elbiselere bakın. Çok güzel. Şimdi burada makyaj malzemelerine bakarken bakın ne keşfettim. Buraya bayağı bildiğiniz elimizi yıkayalım diye lavabo koymuşlar mağazanın içerisine. Çok güzel, çok şık bir hareket değil mi arkadaşlar? Yani burada elimize falan deniyoruz ya mesela. Bakın tertemiz, elinizi yıkayabilirsiniz. Süper ya, süper düşünülmüş. Gerçekten bayıldım. Evet, çıkmadan kasa yanından bir de kendime mocktail aldım arkadaşlar. Mojito, çok severim. Sıcaklarda çok güzel gidiyor. Tabii şu an buzlu bir bardakta çok daha güzel giderdi ama şimdi burada oturup bekleyeceğim. Orada saksafon çalıyor birisi. Burada bir saksafon dinletisi yapayım ben. Şurada şu akan suyun orada oturup Emre'leri bekleyeceğim. Evet, biz annemler geldi. Oturduk, kahvemizi içiyoruz yine. Annem burada. Merhabalar. Yorgun. Yorgun savaşçı. Evet. Yorgun civciv. Kahve keyfi şimdi seni iyi edecek. Emre de polen alerjisiyle savaşıyor. Bu da yorgun savaşçı. Evet, çok kötüyüm. Sese baksana. 2-3 ilaç içtim, fayda etmedi. Şu an annem ısrarlı bir ilaç öneriyor. Şiddetle tavsiye ediyor, şiddetle. Şiddetle ama gerçekten. Almayınca dövecek yani. Onu da deneyeceğiz bakalım. Bence o işe yarayacak gibi geliyor bana. Şu an nöbetçi eczaneye bakmamız lazım. Bakalım. Hala daha bakmadınız. Burada dayak geçiriyorum arkadaşlar. Ben baktım. Beni dinlemiyorlar. Baktın mı? Baktım. Bakmış anne. Nerede var? Hayrette. Hayret. Nerede var? Eve gider. Yukarıda nehirin yanında. 14 dakika. Tamam, bize yakın yerde. 18 dakika. Bizim evin o tarafta yok mu? Yok. Hastane çevresi falan. Ama eczane dolu ama kapalı onlar. Nöbetçi eczane tek tek nehirin orada mı var? Evet. Sen yanlış bakmadın. Bence 2-3 tane ama. Bence de vardı sizin buralarda olmadı. Belçika'nın ilacı mıymış? Birazdan kalkarız işte, eczaneye falan uğrarız. Sonra eve. Bu arada Emre'ye de hayırlı olsun. Like'larınızı bekliyorum iş için.
şöyle bir hapmış, bu polen alerjisi falan için annemin arkadaşı önerdi, İrina, Bulgar arkadaşı. Evet, arkadaşlarımız çok. Allah şükür. Burada çevremizde herhalde Türkiye'den daha çok oldu anne, değil mi? Nasıl öyle oldu? Kaç yıldır doğduğumuz, büyüdüğümüz yer. Ama işte orada şey oluyor ya. Hani sürekli dip dibeyiz diye mi görüşülmüyor bilmiyorum ki. Burada daha çok görüşülüyor. Burada daha çok görüşülüyor. Burada bir de yine hani herkes işten geliyor, çok fazla böyle dedikodu yapacak bir zaman yok. Değil mi? Herkes işine gidip geliyor. Ne yaptın, ne ettin, nasılsın? Vakansiye ne zaman gideceksin? Ne zaman geleceksin? Bulgaristan'a gittin mi, geldin mi? Değil mi? Yarın evdeyim, aspiram var. Yani bu tarz şeyler. Evet, hiç falanca ne yapmış, o ne demiş, hiç yok böyle bir şey. Burada bütün herkes yabancı olduğu için, yeni yeni arkadaş edindiği için kimse kimseyi tanımıyor. Evet. Ötede herkes birbirini tanıdığı için, herkes bir yerden birbirinin duyusunu da kimse bilmiyor, kimse de ilgilenmiyor. İlgilenmiyoruz da, aynen. Sadece bugün nasıl geçti, kimse kahve içelim mi içelim, ne yaptın bugün diye ne soruyorlar. Evet. Ama başka bir yerde, Türkiye'de olmuşsa çok farklı. Çocuğun okul gitmedi mi? Evlenmedi mi? Ha. Mesela burada öyle sorular sorulmuyor. Öyle bir şey yok. Nereden geliyor? Ha, yani kolu komşu nasıl seni geri çeviriyor yolda? Tabii canım. Tabii. Komşu nereden geliyor? Komşu nereden geliyor? Nereye gidiyorsunuz? Aynen. Doğru. Farklı bir devlet. Bizim Salihli'de hep seneler öyle. Önce gelseydi. Değil mi? Keşke 10 sene önce gelseydi. 3 sene oluyor ama 10 sene önce gelseydi. Çok memnun. Annem? Bizim düğünden beri Türkiye'ye gitmedi arkadaşlar. O kadar açık ve net söyleyeyim. Yani gittiğinden değil, herhangi bir şey yok. Evet, ama işte gitmek istemiyor, içinden gelmiyor. Bulgaristan'a gidiyor, tatilini yapıyor. Ya, burada geziyor. Bir de öyle bir şey ki, ben Türkiye'de sürekli baş ağrısına kafamı kaldıramam. Ben bu Belçika'ya geldiğimden beri ağrım sızım kalmadı. Evet, Allah'a sende şükür. Migren vardı ya. Allah'a hafta şükür. Hafta sonları değil mi? Karanlıkta yatıyordum. Rahatsızlığım gitti. Doğru. Havası mı yaradı artık? Psikolojik olarak stres yok ondan ama mı? Ama stres yok. Değil mi? Yani hep birileri bir şeyler kurcalıyor ya, olmayan bir şeyler kurcaladıktan sonra insan kafaya bazen takıyor. Çoğunlukla akrabandan geliyor da. Tabii, o zaten. Çok fazla ince noktalara giriyoruz. Boş ver, buradan sonrası bip. Bip. Herkes yeri. Hayatımızdan memnunum. Aynen, herkes yerinde iyi olsun. Bizim yerimiz evet. Çok iyi Allah'ıma şükür. Allah'ım şükürler olsun. Evlatlarım da yanımda. Allah'ımdan pek sağlık diliyorum. Başka da hiçbir şey istemiyorum. Evet. Şu an sağlığımız yerinde olsun. Her şey oluyor. Her şey yerinde. Tıkır tıkır işliyor valla. Evet. Kanatlarımızı da aldık zaten. Belçikalı olduk. Allah'ın izniyle şimdi bir de bir ev cihazını bulacağız. Evet. Bulduk da sürpriz olsun diyene sesimizi çıkarmıyor. Ay gene ben pop kırdım galiba. Buradan da iyi dileklerimizi size de değil mi? Götürelim. Allah inşallah sizin de gönlünüze göre Allah versin. Allah herkesin yolunu açık etsin. Allah'ım sağlık, boş hoşluğu versin. Dostuma da düşmanıma da herhangi bir bela kaza vermesin. Evet. Herkesin iyi güzel bir zaman geçirsin. Bu dünyada ölümlü dünya. Bugün varız yarın. Herkes için. Herkes mutlu yaşasın. Yerim, mutlu yaşasın. Vallahi öyle. Şaka bunu da girdik. Bu kadar. Normalde öyle. Hayat bu. Hayat bu. Yaşamaya değer. Yaşamaya değer. Mutlu olmak için sebep bulabiliyoruz. Şükürler olsun. İlla birileri için yaşamak gerekmiyor. Kendin tabii. İçin yaşayacaksın. Tabii. İlk baştan kendin için yaşayacaksın. Ondan sonra. Senin sen herkesin. Tabii. Ya sen mutlu oldun mu çevrene de yansıyorsun. Ama benim mutluluğum sizsiniz. Ama işte bak sen kendini sevdiğin için, kendin mutlu olduğun için senin mutluluğun bize de yansıyor. İşte o. O ayrı bir şey. Karşılıklı bir şey. Evet işte. Benim de öyle bir çat, bir cingir, bir oğlum cingir, bir kız şeyim var. Nasıl diyeceğimi bilemiyorum. Benim biraz cıvıl cıvıl. Cıvıl cıvıl. Annem şey arkadaşlar, Ivana Sert. 20 sene, 30 sene Türkiye'de yaşayıp Türkçeyi geliştiremedi. Şimdi de Türkçeyi tutturamıyorum. Bulgarca konuşmakta. Bulgarca, Flamanca karıştı. Ha, hepsi karıştı. Dille. Ay hemen diyecek bir senin içinde kendini ama sen Türkiye'deyken de böyleydin. Türkçen çok şey değildi, iyi değildi. Ben çok fazla konuyu böyle değiştirmedim. Ama şimdi şöyle bir şey bak. Şimdi biz mesela ne kadar Flamanca'yı düzgün konuşabiliriz? Onlar gibi akıcı konuşabiliriz. Konuşamayız. Çünkü biz Türkçe ile büyüdük. Sen de şeyi okulunu Bulgarca okudun. Hani Türkçe konuşmama zorunluluğu vardı. Hatta yasaktı diyorsun ya. Benim içimden nasıl gelirse öyle konuşuyorum. Belki farklı gelip çok insana benim konuşuyorum.
Yok, göçmenlere normal geliyor da Türklere belki farklı geliyordur. Farklı geliyor. Anne benim konuşmam bile farklı geliyor. Ege bölgesi şivesi ya, şimdi bizim Marmara bölgesinde yaşayanlara mesela farklı geliyor. Gidiyorum, ediyorum, geliyorum diyoruz ya biz de. Kısa kesiyoruz. Kısa kesiyoruz. Geldim geldim, gittin gittin haydi. Bu kadar. Doğru. Evet, an itibariyle eve girdim artık. Dinlenme moduna geçeceğim. Ama geçmeden önce şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Sonra makine atılacak çünkü onların hepsi yıkanacak. Şimdi geçenlerde şunu aldım. Bu Seyahat Boy. Hepsi var içinde arkadaşlar. Yani Hunis'inden böyle kremi koymak için spatulasına kadar. Ve üstüne de böyle stikerler var, yapıştırabiliyorsunuz. Ve bunca şey, bu kadar şey 1,5 euro. Primark. Çok uygun. Sonra şu çantayı aldım. Böyle pırıltılı ve zincir askısı da var. Yine aynı şekilde. İçi de gayet yeterli. Şöyle saten güzel bir çanta. Yine şık bulunsun dedim. Hani kullanırım başka bir günde de. 11 euro bu da. Bunu da yine bugün aldım. Gold bir parıltılı çanta. Böyle biraz daha şey, serbest bir çanta. Bu da yine aynı şekilde her şeyle takılır diye düşünüyorum. Günlük de kullanırım ben bunu. Yine zincirli bu da. Fiyatı da 7 euro. Bunu büyük ihtimalle beyaz elbiseyle kullanacağım. Sonra şöyle bir şort aldım. Evde giymek için olanlar bunlar. Üstümdeki elbiseyi aldım. Bunun da böyle yine bir dönebilirsem. Heh, şöyle bir sırt dekoltesi var. Sonra yine şöyle bir şort aldım. Böyle düz beyaz tırnaklar aldım. Sonra bu iki gözlüğü aldım. Zaten bunları da kafede otururken göstermiştim. Şimdi hatırladım. Bunu da zaten biliyorsunuz. Sonra Primark'tan yine böyle dikişsiz. Kumaşı çok güzel bunların. İş çamaşırı aldım. Bunun da fiyatı 7 euro. 3 tane var. 2 tane beyaz. Bir tane de ten rengi var. Bu beyaz elbisenin içine giymek için aldım. Primark'a gidip bunları bir kere şöyle bir elleyin kumaşlarını. Bunlar zaten yıkanacak. Ben hatta çıkartayım. Gerçekten Oysho'dakilerin aynısı. Yani kalite olarak, böyle doku olarak birebir aynısı diyebilirim. Burada Oysho yok bu arada. İtalya'da varmış. Orada arkadaşımdan öğrendiğim kadarıyla. Almanya'da da vardı diye hatırlıyorum ama benim olduğum, yaşadığım bölgede yoktu. Benim yaşadığım bölgede zaten hiçbiri yoktu. Burada da görmedim. Hani AVM falan tarzı bir yere gidince belki bulabilirim. Bir de bunu aldım. Yine aynı şekilde Primark'tan. Bu da göğüs ucu gizleyicileri. Silikon. Bu da 3 euroymuş. Sonra şu kalemi aldım zaten biliyorsunuz. Ve bu küpeleri aldım. Bir de işte şu makyaj çantasını almıştım. Hatta içini doldurdum. Bu da aynı şekilde bakın. Bu gold olanın aynısı. Ama bu makyaj çantası o normal çanta bölümündeydi. Hatta içini doldurdum bile. Alışverişim bu kadardı sizinle birlikte. Beni yalnız bırakmadınız bugün. O yüzden tekrardan bu işi yaptığım için çok mutlu oluyorum. Ama şimdiden şöyle bir ufak konuşma yapayım hatta sizinle. Hazır ışık daha gitmemişken, güzelken. Son zamanlarda zaten çoğunuz farkında da böyle bir YouTube'da aksaklık var, farkındasınızdır. Hani videoları yükleme konusunda vesaire. Aslında çekiyorum. Önemli bir şey yaptığımda, video çekmek istediğimde, enerjim yerinde olduğunda çekiyorum gerçekten. Ama böyle video editleyip YouTube'a yayınlayasım pek fazla gelmiyor açıkçası. Bunun sebebi de tamamen motivasyonla alakalı. Ama bu motivasyon neden kaynaklı? Yani sizle alakalı bir şey değil, benimle alakalı bir şey değil. Benim enerjim yerinde, benim hayatım çok güzel ilerliyor. Allah'ıma şükürler olsun, hani gerçekten çok güzel şeyler yaşıyorum. Ama bunları çeksem bile işte dediğim gibi bu editleyip yükleme kısmına geldiğimde bir hevesim kaçıyor. Bunun da sebebi tamamen YouTube'un algoritması. Yani videolarımı size göstermemesi, bildirim göndermemesi, önermemesi. Yani benim çevrem, ailem bile hani görmüyor, bildirim gelmiyor diyorlar. Ben de görüyorum yani. Video yayınlıyorum mesela, Emre'ye bakıyorum, Emre'ye bildirim gelmiyor. Bu tarz şeylerden dolayı düzelir diye düşünüyorum. Yani sizin destekleriniz de düzelecek. Bu işte etkileşimle alakalı olabilir. Videolarıma like atmayı unutmayın. Herhangi bir şey yazarak bana destek olabilirsiniz. Zaten çok güzel yorumlar geliyor bu arada. Ama hani böyle daha önce yazmamış, mesela bildirim gelmeyen kişiler varsa özellikle, belki birkaç yorum yapsanız, etkileşim yaptığınız için ilerideki dönemde bu sorun belki düzelir diye düşünüyorum. Öyle. Yani biraz da işte çevresel faktörler de var. Tabii ki hani evimin olmaması vesaire şu anda. Hani ev tuttuğumda mesela daha çok video çekmeye böyle motive olacağım. Ama şu anda biraz daha kısıtlı imkanlarla yapıyorum. Gibi gibi.
Bu sebeplerden yani birkaç kişiyle konuşmuştum zaten, Instagram'da mesajlaşmıştım. Buradan da böyle bir minik açıklama olsun dedim. En önemli şeyi unuttuk, elbiseyi göstermedim. Zaten üstümde gördünüz ama bu boğazdan bağlamalı. Şu bel detayı olan beyaz elbisenin XS'sini aldım. Arkası yırtmaçlı falan, bayağı beğendim bu arada ben bunu. Ama S bedeni bende bir pot durmuştu. Herhalde o yüzden bir içime sinmemişti. Şöyle kodunu da göstereyim size. Buradan bakabilirsiniz. Yani online'da vesaire var mı diye. Onu unuttuğumu fark ettim. Hemen gösterdim. Şimdi çıkıyorum.